Önce emek camiasının başı sağ olsun, bir dilim ekmek uğruna hayatını feda eden tüm emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Aktarmak zor, anlatmak zor ama bu bilgileri sizlere sağlıklı olarak anlatmak, her şeye rağmen anlatabilmek bizim görevimiz sevgili izleyenler. O yüzden ben de çaba sarf ediyorum size aktarabilmek için. Şimdi ekranımıza yansıyan görüntüler, Tele1 ekibinden ulaşan canlı görüntüler. Biraz ses verelim mi yönetmenim? Madenci yakınları acı haberleri alıyor. Muhabirimiz Azal Güven bize gelişmeleri de aktarıyor sevgili izleyenler. Şu an madenci yakınlarının gözyaşlarına boğulduğunu, sinir krizi geçirdiğini, sinir krizleri geçirdiklerini söylemek zorunda kalıyoruz sizlere. Tele1 ekibinden Umut Can Yetiyün kameramanımızın çekmiş olduğu görüntüler. Acının boyutu elbette çok büyük. Çok ama çok büyük sevgili izleyenler. Çünkü 12 saati aşan umutlu bir bekleyiş var. Ama bu 12 saatin sonrasında gelen üzücü haberler var. Gözyaşlarına boğuluyor maden işçilerinin yakınları. Birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlar ama bu acı sonrasında gördüğünüz gibi ambulansların önünde bir bekleyişte söz konusu. Siren seslerini duyuyorsunuz. Az önce aktardığımız canlı görüntülerde yine bir ambulansın içerisinden sedyenin çıktığını ve bazı madenci yakınlarının gözyaşlarına boğulduğunu ekranımıza taşımıştık. Şimdi yine Tele1 ekibinin ambulansların olduğu o bölgeden paylaşmış olduğu canlı görüntüleri ekrana sunmaya devam ettik. Şimdi yeni görüntülerle devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. O yeni görüntüleri de ekrana taşıyacağız. Bir kere daha altını çizelim. Bartın'daki maden faciasında 28 maden işçimiz hayatını kaybetti. Son bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Yine canlı görüntüleri ekrana taşıyoruz. Yine bizim ekibimizin çektiği görüntüler değil mi arkadaşlar? Yine ekibimizin çekmiş olduğu görüntüler. Canlı görüntüler ekranımıza yansıyor. İki saati aşkın süredir umutlu bir bekleyiş vardı. Acıyla, endişeyle, korkuyla birlikte umutlu bir bekleyiş vardı. Yerini acıya bırakan bekleyişler oluyor. Madenci yakınları gözyaşlarına boğuluyor. Feryatları görüyorsunuz. Ekranımıza canlı görüntüler olarak yansıtıyoruz. Tabi bazen kelimeler çok da yetersiz kalıyor sevgili izleyenler. Yaşanan acı, yaşanan gerçeklik, cevapsız pek çok soru beraberinde kalmış durumda. Ver ya, ver, ver, ver. Acılı aileler şey, çıkartılıyor, acılı aileler ağlıyor böyle ağır bir şey var. Hadi gel. Bu gözyaşlarından sonra aslında üzerine ne söylesek boş. Şu anda can kaybı 28. Tamam. Çekmeyin. Çekmeyin şeklinde bir uyarı da var. Siz de görüyorsunuz. Tele1 ekibi Bartın'da sevgili izleyenler. Canlı görüntüleri Tele1 ekibi ulaştırıyor sizlere. Şu anda ambulansların olduğu bölgede, bekleyişin sürdüğü bölgede kameramanımız Umutcan Yiğit'in canlı olarak ekranlarımıza ulaştırdığı görüntüler. Yine bir tekerlekli sandalyeyi gördük. Madenci yakınlarının olduğu bölgede
Çünkü fenalaşan, gördüğünüz gibi sinir krizi geçiren madenci yakınları var. Arkadaşlar lütfen. Değerli basın mensupları, sizi şöyle alabilir miyim? Oraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar. Sizi şöyle alabilir miyim? Ne çalışıyorsun? Arkadaşlar sizi hadi hadi. Lütfen bariyerlerin arkasına gelin. Hadi arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar geçmiyorum maalesef. Geri çıkalım. Geri çıkalım. Beyefendi geri çıkalım. Batındaki maden faciasında can kaybı 28 oldu. 28 maden işçimizi kaybettik. Ama gördüğünüz gibi demir bariyerler geldi. Basının görüntü alması bu noktada engellenmeye çalışılıyor. Basın madenci yakınlarının olduğu o bölgeden uzaklaştırılıyor şu an. Arkadaşlar görüntü almayın uyarısı da yapılıyor. Bu nokta ambulansların olduğu ve yine hemen karşısında da madenci yakınlarının bekleyişlerinin sürdüğü nokta. Kameramanımız Umutcan Yetiğün aracılığıyla. Yemin böyle bir şey yok ya. Biz yapamıyoruz. Ne oldu? Kapatıyorlar şunu. Evet, kameramanımız Umutcan Yetiğün aracılığıyla canlı görüntüler ekranımızda. Bakın sevgili izleyenler, şu an bariyerler kuruluyor. Demir bariyerler. Basın o noktadan uzaklaştırıldı. Görüntü almayın arkadaşlar denildi. Biraz daha geriye alındı. Ama görüntüleri sizlere aktarmayı bizler sürdürüyoruz. Şimdi demir bariyerler kuruluyor. Gördüğünüz arkadaki çadırlar madenci yakınlarının bekleyişinin sürdüğü çadırlar. Ama ne yazık nasıl ki ne yazık ki daha acı olaylara şahit olmaya devam ediyoruz. Ben konuşmadım ki abici. Biz iyi haberler vermeye çalışırken ne yazık ki 26'dan 28'e yükseldi. Bartın'daki anladım. Amasra'daki tamam. Maden faciasında tamamdır abi. Can kaybımız. Ona göre rahat duracağım. Evet, şu an kameramanımız Umutcan Yiğit'in görüntülerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Güvenlik önlemleri alındı bölgede. Demir bariyerler kuruldu. Basın biraz daha uzak bir noktaya yönlendirildi. Az önce madenci yakınlarının gözyaşları, feryatları, haykırışları yayınımıza yansıdı ve yine o noktada görüntü alınması istenmedi, paylaşılması istenmedi. Ama o anlar yayınımıza yansıdı. Gördüğünüz gibi bariyerler kurulmuş durumda. Polisin o bariyerlerin başındaki bekleyişi başlamış durumda. Son açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. 28 madencimizin hayatını kaybettiğini belirtti. Dakikalar önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış olduğu açıklamada 26 madencimiz şehit oldu demişti. Ve şu anda bekleyiş yerin 300 metre derinliğinde bir galeride süren yangında yine 11 maden işçimizin olduğu yönünde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vermiş olduğu bilgi bu. Galeride yangın sürüyor ve yangın bölgesinde 11 madencimiz var dedi. Diğer yandan kısmi göçüklerin oluştuğu bilgisini paylaştı. Ve 4-5 kişi de kısmi göçüklerin olduğu o bölgede açıklamasını yaptı. Bekleyişini sürdüren madenci yakınları artık sabah saat şu an... Şu an...